Sivas kültüründe köklü bir yeri olan aşıklar geleneğini yeni nesillere aktarmak için düzenlenen Aşıklar Bayramı etkinliği kapsamında 3 ve 5 Ağustos arasında düzenlenecek olan etkinlikte Çiğdem Elmas, Hamdiye Efeoğlu ve Elif Buse Doğan eşlik edecek. Bakalım Sivaslılar bu 3 isim hakkında neler düşünüyorlar? Karşıyım biliyor musun konsere falan. Şöyle şu ekonomi şeyde. Hiç tasarruf falan yok. Ne yani konser vermenin ne amaç ne yani? Ama sosyal aktivitelerde gerekmiyor mu? Bu ekonomi krizde tasarruf diye bir şey yok. Hiç tasarruf aldığı yok belediyenin. Her dönem milleti dolduruyor ya. Seçim önüyor. Bunu da bir dakika acele etmeyeceksiniz. Bilgi bir şeylerde. Evet önce açıklayacağız. Önce açıklayacağız. Konsantramı bulayım bir. Konsantramı bulayım akabinde de konuşalım değil mi? Tamam doğru ben söylüyorsun abi. Halk müziği sanatçısı Turan Uygun Ses evet. Ya tam adamına denk geldim. Tam adamına denk geldim. Tabii değişmekte fayda var. Başka sanatçıların da gelmesi daha uygun olur. Ama yetkililer onları layık gördüyse devam etmekte fayda var yani. Hangi isimler gelebilirdi peki? Siz yani şu isim gelse güzel olurdu deseniz. Birinciye beni tensip etselerdi iyi olurdu. Söyler miydiniz? Fevkalade benim YouTube'da parçalarım var. 15 gerçekten tane parçam var. Alalım bir tane hemen. Kameraya doğru. Mesela Aşıklar Bayramı'na hitap edelim bu parçayı da. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece var. Böyle bir sesi davet etmiyorlar bu yetkililer. Adamlarda müzik zevki yok ki. Bu işin adepte olan, okumasını bilen adamları getirsinler. Bu söylediğiniz adamlar okuyamıyorlar ki. Ben onları YouTube'dan dinliyorum. Böyle okunmaz. Okuyor işte. Palas pandaras yani. Ama şimdi Elif Buse Doğan iyi yani. Elif Buse Doğan iyi. Onu ben televizyonda da çok dinledim. Evet. Gayet güzel. Onu beğeniyorum. Siyah saçım dolan dolan. Kuyununda kurbanın olan, eğer başkaya seversen, bu illerde nasıl duram, Sivas'ın yollarına çıkayım, dağlarına bırak beni vuram, ölüm gitmez zoruma vay. Efendim özür dilerim. Öncelikle teşekkür ederim tabii yayına katıldığımız için. Evet. Herkese buradan selamlar. Almanya Stuttgart'tan geliyorum. Evet. Buradan abilerime, yengelerime çok selam söylüyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten iyi denk geldi. Farklı kişilerin gelmesi daha iyi olur. Hep aynı kişiler de hani sanki Sivaslıymış da o yüzden geliyormuş gibi bir düşünceye kapılıyor insan. Bence yani farklı birilerin gelmesi daha güzel. De Sivas küçümseniyor gibi öyle bir duyguya da insan şey yapıyor. Sadece hani Sivas'ın isimleri gelince mi? Evet. Bence öyle gibi oluyor hani bir tek Sivaslı sanatçılar hani değer veriyormuş, diğerleri hani gelmek istemiyormuş gibi bir düşünce de oluyor. Benim kendi şahsi düşüncem. Ya madem öyle Enver Merallı burada kendisi çıksın söylesin Sivaslı olarak. Kim? Enver Merallı. Enver Merallı diyorsun. Yani. Başka sanatçılar Sivas'a sıcak bakmıyor herhalde. Çünkü Sivas'ta güzel bir şeyler olmuyor yani. Şöyle söyleyeyim. Konserlerde mesela çok dövüş çıkıyor. Sivas böyle şeylere alışkın olmadığı için. Bence sanatçılar gelmek istemiyor yani. Yani bu nedenden ötürü mü? Kesinlikle. Çünkü yani her yıl aynı sanatçılar geliyor. Hep aynı konserler düzenleniyor. Hiç farklı bir şeyler olmuyor yani. Yani farklı isimler gelmiyor. Peki sizce kim gelebilirdi? Kim gelsin isterdiniz? Mesela Serdar Ortaç gelebilirdi. Alişan gelebilirdi. Sivaslı daha çok ünlü sanatçı bayanlar var. Hadise gelmedi mesela. Geçen yıl Reymen gelmişti. Bu belediyeyle alakalı bir şey. Yani sanatçıların belki de haberi bile olmuyor. Yani davet edilmesiyle merak. Davet bile edilmiyor belki de sanatçılar. O yüzden hep aynı sanatçılar geliyor.
Şimdi Aşıklar Bayramı ile ilgili Sivas'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet. Bu etkinlikler içinde sanatçılar tutuldu yine ama üçü de Sivaslı ve her sene aynı sanatçılar geliyor. İnsanlar da bundan yakınıyor artık. Neden her sene aynı sanatçılar geliyor? Neden işte hepsi Sivaslı? Farklı insanları keşfedemiyoruz. Farklı yörelerin insanları da gelse iyi olabilir diyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Birincisi büyüklerimiz ne karar veriyorsa onlara saygılıyız. Bizim şairlerimiz vardı, halen de devam ediyor. Eğer ki onların peşinden gidiyorlarsa bizimkiler de iyi. Ama farklı sanatçı değişin, farklı sanatçıları da farklı yerlere çekiyorlar. Herhalde bizim beyin gücümüz, beyin tramvayımız onu istediği için onlar da onu getiriyor. Bak, şimdi ne kadar üç güzel isim var. İsimleri size sayacağım, tanıyor musunuz bakalım? Buyurun. Çiğdem Elmas var, Hamdiye Efeoğlu var, Elif Buse Doğan var. Elif Buse Doğan önceki senelerde gelmişti. Elif'i tanıyorum. Sivaslı kendisi. Evet, evet, onu tanıyorum, öbürlerini tanımıyorum. Sizce bu isimler yerine farklı isimler gelse daha iyi olmaz mıydı? Ya da nasıl olmalıydı? Kim gelebilirdi? Farklı isimler değişin. Şimdi burada ben tökezleyeceğim senin namına. Neden? Neden? Şimdi şöyle bir şey. Bizi bilen kurt yesin deriz değil mi? Evet. Bizi bilen kurt yesin. Demek ki onlar da bizi biliyor ki gelsinler yesinler. Peki Sivaslı farklı başka kurt yok mu abi? Var ama o kısmet onlarınmış. Bak ne kadar güzel. Kısmet onlarınmış. Benim içimde kendi yazdığımı okumak istiyorum. Tamam oku abi, seni dinliyorum. Ben bundan havası alıyorum. Ben bundan neşe alıyorum. Sivas için yazdım. Sivas için söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Tamam, teşekkür ediyoruz. Alalım şiiri. Şair yazan ozanıyla, doğru yörün nizamıyla, dik bakışlı güzeliyle geziyorum Sivas eli. Yusuf Oğlan'ın köyünden 3 kardeşler var. Çınar kardeşler, bunlar da geliyor. Benim haberim var. Aşıklar Bayramı için mi? Aşıklar Bayramı için. Bugün akşam programları var. Tabii ki Sivas'ta olup da gelmeleri daha güzel isterim. Ne kadar şenlik olsa o kadar iyi. Belli isimler oldu muydu biraz iş otoriteye değişiyor. Yani bilmiyorum artık. Nasıl yani? Yani evet, aynı, o isimler de gelsin de başkaları da gelsin. Başkaları da öğrensin bizim memleketimizin ne olduğunu, her taraf bilsin yani. Onun için yani. Şair Abdu güzellere, düşüp kalkıp gidenlere, sebepsizce küsen nere gönül koymadım koymadım gönül koymadım koymadım. Teşekkür ederim. Bunlar hep benim kendi yazmam. Ben kendi lisanımı söylüyorsam her kişi de gelsin burada kendi yani özberisini becerirse daha güzel olur yani. Evet, farklı isimler, farklı türküler diyoruz. O evet. Zaman teşekkür ediyoruz abi. Evet. Teşekkür ederim. İlla Sivas'ta sanat şart mı? Yani farklı şehirlerden de olabilir diyorsunuz değil mi? Sanat, sanatçı. Adıyaman'dan olabilir, Mehmet Balaban, Malatya'dan olabilir işte, ne bileyim Kağıtalımıççı, ne bileyim Erzurum'dan gelebilir, Tokat'tan gelebilir, Yozgat'tan gelebilir. Etkinlik oluyor. Etkinliğin amacı ne? Değişik şeyler yapmak. Yoksa her gün biz bu meydanda oturuyoruz. Meydanın o zaman bir anlamı kalmıyor zaten. Doğru. Herkes. Bir de hani buranın şivesini, buranın geleneklerini, göreneklerini artık öğrendik, ezberledik hatta. Farklı bir yerden abi mesela Erzurum dedi. İşte farklı bir şehir dedi. Antep dedi. Bileyim, Maraş olabilir. Yani hep Anadolu'nun insanı bunlar. Değişik isimler olsa daha iyi olur. Aklınızda bir isim var mı? Kim olabilirdi? Vallahi öyle aklımızda da bir isim yok. Sevdiğiniz bir sanatçı? Kim? Tarkan. Tarkan dinliyor musunuz? Tabii. Ama biraz daha genç kitleye hitap etmiyor mu Tarkan? Biz de genciz ya. Siz yaşlı değilsiniz tabii, onu demedim. Ama şimdi Aşıklar Bayramı'nda biraz daha böyle eskinin isimleri olması gerekmiyor mu? Asla. Vallahi aynen öyle. Sivaslı aşıklar mı? Tabii canım. Ama farklı isimler olsun dediniz az önce. Farklı isimler ama Sivaslı. Evet, Sivaslı olsun ama farklı olsun. Farklı isimler gelsin. Kim gelebilir mesela? Kim gelebilir? Semicenk gelebilir. Daha önceki senelerde bir de Reymen gelmişti. Şimdi de Semicenk gelebilir diyorsunuz. Siz peki? Aynı fikirdeyim. Bir tane sanatçı söyleyin. Benim o işlerle pek işim yok ya. Sosyal medyaya çok kullanmıyorum. Dinlediğiniz sanatçı yok mu? Bu sanatçı gruplarının bir takım diğer sanatçıların da gelmesi lazım. Ha bizlerin siyasi sanatçılarla işi yoktur. Farklı isimler olmalı. Yani, siyasi doğru. Değil de bu illa. Bu sayılı işi olmaz mesela vatandaşın. Ahmet Şafak'la işi olmaz. Neden olmaz? Onlar da yani siyasi. Burada siyasi görüşe değil de sanat eserine bakılması gerekmiyor mu? Sanatçıdan ziyade sanata. Işte öyle olduğu zaman karışık oluyor. Vatandaş da kafası karışıyor. Yani düşünsene yani şuraya Tarkan'ı getirdiğimizi düşün. Tarkan buraya gelir mi? Gelmez. Ama şimdi burada Mustafa Yıldız Doğan da dinleniliyor. Ahmet Şafak da dinleniliyor. YouTube'da dinlenilen sanatçılar.